Arkadaşlar, Mustafa, günaydın. Günaydın, nereye gidiyorsunuz sabah sabah? Arkadaşlar sabah 6'da kalktık bugün. Sürpriz. Hızlı bir şekilde hocama güzel makine aldım ama bakalım hangi makine. Videonun başında yazacağım olsun. Arkadaşlar şu an Şezlong'umuzdayız. Şezlong'umuzda. Ama biraz sen hep şort giyerdin. Hocam ben biraz resmi işe gidiyoruz dedim. Hocam var dedim. Biraz dedim ciddiyetimi koruyayım. Söyleseydin ben de. Ben de Mustafa giymiştim diye. Her gün şort giyerdim. Aynen öyle. Her gün şort giyerdim. Nasıl bilmiyorum yani. Şort yoruldum. Şortlarımın sırası bitmiş. Renk renk ya benim. O yüzden bu şekilde güzel. Havalimanı Kayseri Havalimanı'na karşı giriyorsunuz hemen uçağa biniyorsunuz. Arkadan şurada bura. Zaten. Giriş bura hemen uçuş. Sarı kanatlılar. Ya şimdi sen bu işlerde daha kanatlat. Şortlu araba almaya gidilir mi? Yani bozmaz. Hatta ekstra rahatlık atar daha iyi olur. Çünkü biz zaten sportif bir araba arıyoruz. İtalyan arabası. Tabii. Bak. İtalyan. Style. Tasarım. Merhaba Brocum, ne haber? Uçağa gidiyorsun. Ben uçuşu hazırladım makineye. Bir tane küçük bir yazılım yapacağım. Çünkü en son 850 km hızla bir takılma varmış araçta. Ben şimdi hemen onu halledeceğim. Bir süper çip yapacağım ona. İngiltere'den bir yazılım. Hocam dedi ki downpipe, bandpipe yapalım, bir stage 2 yapalım dedi ama ihtiyaç yok. Yardıracak şimdi. İhtiyaç yok. Uçağımızın adı Sahra. Sahra çölünden geliyor. Şimdi başladı. Şimdi mi başladı? Şimdi başladı. Ooo, her seferinde replay. 3 dakikadır kayıttayız ya. Uygar geliyormuş. Bizi alacak. FK2. FK2'ci. Eski FK2'ci. Aynen öyle. Taypar Brothers'tan. Bayağı Taypar kulüpleri ve Taypar WhatsApp grupları var. Orada bayağı aktifler. Artık hocam sizi orada şey gri ekrana döndürmezler değil mi? Taypar sattınız çıktım diye. Çıktım bile. Hemen attılar bizi ya. Bu kadar mı deseydiniz? Aynen öyle ya. Bir iki saat bekleseydiniz. Hayır kardeşim dediler. Şimdi sattın, hocam tamam. Artık şey alfacıları buluruz. Alfacılarla beraber artık bir konsept hazırlarız. Herhalde 5 kişi falandır çünkü. Bir mangal partisi falan yapılabilir. 5 kişi de daha iyi. Daha sakin olur. Şimdi Uygar alacak bizi ve oradan hemen küçük bir şeyler atıştırıp Alfa Ataşehir'e geçeceğiz. Evet. Aracımızı bayiden teslim almak için. Inşallah. Bakalım orada bizi nerede bekliyor görelim. Vay Uygar baba. Uygar ne haber ya? Ne yapıyorsun? Hoş geldiniz. Ne haber, nasıl gidiyor? Gördüğün gibi hocam, bir BMW'ci her zaman için kendini belli ediyor. Bizde yaşayalım. Karşım davet olsun ya, teşekkür ederim. Mustafa, mekana geldik. Karşım mekan cennet olsun, selamlar. Ben kendim Alfa'ya şu anda girişimizi yapıyoruz. Makineyi bir teslim alacağız şimdi. Arkadaşlar bu arabanın özellikle sizlere genel hatlarını anlatacağım ama burada tabi plakalandırmış birkaç tane. Oo, hep 16 abi. Demek ki hep Bursa mı satıyor arabalar, ne yapıyor? Makine nerede? Bilmiyorum. Şurada ama. Bak. Hocam heyecan bastı mı? Bastı valla. Kalp atışları. Ye. Nabız da ye. Ooo makina. Hocam ilk kez görüyorum ben de bak. Kayseri arabası olduğu nasıl belli? Belli. Kayseri. Belli. Zengin arabası olduğu belli hocam. Belli. Merhaba. Evet kanka, renk aynıymış. Bizim Mesut abinin rengi de aynıymış. Bu arada kompatizyoneye geçtik. Onlar bir kompatizyone değildi makine. Yonca yaprağı kompatizyonun üstüne gelecek. Aynen. İster istemez. Evet. Yanına yiyecek misin? Yerlerinde yok. Boyutları farklıymış. Tabii. Farklı boyutları var. Makineyi inceleyelim kanka. Hadi. İnceleyelim hadi. Hocam. Alfa sahibini bulmuş hocam. Hayırlı İlk olsun. İtalyan ya, sağ ol. İlk İtalyan. Hocam şunu ne yapacağız ya? Açayım. Buna Erdal Usta 3 hilal yapacağım dedi. Şunu Türk bayrağı. 3 hilal. Akıncıların resimlerini koyacağız buraya. Yılanın olduğu yere. Yılanın olduğu yer. Aynen öyle. Fallar da güzel duruyor. Evet. Şimdi şurada. Öyle olur mu ya? SRT'ymiş araba. SRT'den başka. SRT'ymiş. Önde gidenler olsa. Normalde fiyatlar da kapta düz. Demon paket mi? Evet. Şu yandaki. Demon arması. Kafa Demon arması diye. Hocam kahve fincanımız bile şekil ya. Tabii hocam. Hocam İtalyan olduğu zaman yani çay kaşığı bile olsa, şey bile olsa hocam, bak hepsi İtalyan tasarım. Şey diyeceğim. Hocam. İtalya Erdal abi der ki Attila'dan gelir der. Doğru mu? Oo. Çok derin bir konuya girdi. Ya ismi oradan alıyor diyorlar. Celal Çengör gibi o. Anca o cevap ver abi ben. Ben the person Attila'dan geliyor. The person you have called cannot be reached. Çok ulaşılamıyor. Mert Bey. Merhaba. Şimdi plakalı merhaba. Takacağım. Tamponumuzun delinmesi gerekiyor. Biz bunu müşteriye soruyoruz. Çünkü alfacılar genellikle ön tarafta plaka istemiyorlar. Ne yapalım? İşte biz de şunu takmasak da hocam ön cama koyalım. Şimdi kaplayacağız ama. Poli yapacağız. Evet. Adı doğru. Yani. Biz orada bu arada bir tane bir şey bulayım. Tamam. Plaka altlığı. Hı-hı. Fabrikadan öyle geliyor ama mecburen tamponu delmek zorunda kalıyor. Bakarız ona sonra kararız. Delmeyelim ha. Ya şimdi. Tamam. Biz cama koyup gidelim hocam. Tamam, cama koyup gidelim. Kaplamasını yaptıktan sonra siz nasıl arz ediyorsanız tamam, öyle. Tamam. Aynen öyle yapalım. Tamam. Elim ya ceza yazalım.
Hiçbir sorun olmaz. Bak 975'in de burada premium kastı şeyi var ha. Bak, bırakıldı. Hocam. Bunlar trim kaplıyorlar lan abi 975'in. Tamam, arabaya bir limit koyuyorsunuz, gaza siz basıyorsunuz. Kickdown yapmadığınız sürece araç burada belirttiğimiz hızı geçmeyecektir. Tamam. Park sensörlerim aktif. Hı-hı. Ön park sensörlerini geri vitesi aldığınız zaman aktif edecek araba. Hı-hı. Yani ışıklarda durdunuz, önünüzden geçen kişiler ya da bir sokak hayvanı olursa ötmeyecektir. Hı-hı. Bilginiz olsun. Ayarlarını buradan değiştirmeniz mümkün olacak. Geri görüş kamerası. Burada da aktif kılavuz çizgilerini ve kamera gecikmeyi devreye alıp çıkartabildiğiniz ayarlar var. Otomatik uzun far asistanı devreye zaten almak için. Tamam. Evet, şu an devrede. Şu anda devredik. Evet. Bu kendi yapacak yani. Uzunlarını ben kendisi. Uzunları kendim, o kendi yakıp kendi kapatıyor değil mi? Tabii uzunları. Ki. Tabii. Tamam. Bu engine start tuşunu da kırmızı yapalım hocam. Buyur olmaz. QV'lerinde kırmızı evet, kırmızı var. Evet. P'ye doğru bastırın. Yarım saniye sonra el frenini çekiyor. Ayağınızı çekebilirsiniz. Kadran karşıma geldi. Ha, geldi. Şimdi buradaki ekran şu kadran kısmını değiştiriyor. Düğme ekrandaki kadran kısmını Hı-hı. değiştiriyor. Bastım yarım kadran. Hı-hı. Bir daha bastım kadran sıfır. Abi komple stek dyno shift yapacağız 150 mikronluk. Taş yarası olmasın ister istemez 730 km yol yapacağız. Yolda taş yarası var olmasın diye riski azaltalım. Üstüne bir evrenin kas folyosunu kaplayacağız ki taş yarası olmasın. Bunu ne için yapıldığını anlatmıyorum sana. Hocam renk biraz bir ton fark var hocam. Sizin renkli hayatınız yansıdı. Renkli hayatınızı yansıtan bir araba oldu. Buradan şeye, Nürburgring'e. Tabii direksiyon hazır bunu yapmışken. Bu kamuflaj yok kimsede. Aynen. Bu değişti hocam. Gizli kalmış. Arkadaşlar şimdi makineyi teslim aldık. Makineyi çıkartıyoruz ve yavaş yavaş yola çıkıyoruz değil mi hocam? Evet. Siz yolu gördünüz mü? Aynen öyle. Şimdi yola başlayalım. Hocam ilk marşımızı aldık çıkıyoruz. Aldık. Evet. Hadi, hadi bakalım. Hadi. Hadi bismillah. Yanlamaya başlıyoruz arkadaşlar öyle çekerler. Doktor geliyor dediler şimdi. Doktor geliyor. Doktor. Doktor. Doktor Civa Hanım. Yalnız şu kırmızı dikişler falan da işçilik çok on numaraymış. En çok hoşuma giden farklı şey ne oldu biliyor musun hocam? Şuraya şu kompozisyon logosunu koymalar çok güzel, oldu. Güzel değil mi ya? Çok güzel. Bunu çok hoşuma gitti. Ben de çok seviyorum. Yani o kadar fark verip o olmasaydı ya üzülürdüm. O küçücük bir yazı ne kadar İnsan fark ediyor. İnsan onu mutlu ediyor. Ne kadar fark ediyor aynen küçücük öyle. Bir yazı. Aynen öyle. İnsan o küçücük yazı şey yapıyor ya. Ediyor. O zaman Kayseri'ye hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım let's go. Yalnız biz niye şu an Anadolu'dan Avrupa'ya doğru gidiyoruz Mustafa? Kayseri'ye gitmiyor muyduk? Kardeşim şu köprüde hikaye atmazsa Kayseri'li sayılmıyormuş. Alakası yok. Bakırköy'e gitmemiz gerekiyor. Oradan da Maslak'a vuracağız. Maslak'ta iki tane kız arkadaşım var ona. Olsa Kayseri'de bizi direkt kesiyorlarmış. İki tane derken ben yokum yani buradan Özgürce'ye de yani Mustafa. Mehmet de mi yok? Mehmet de yokum de. Mehmet de yokum de. Bak Gizan'ım orada bizi boğar. Beni boğan biri olmaz hocam ben müsaadenizle. İkisi de senin arkadaşın. Yani, hocam, biz seni bırakırız. Bir tane herkes gezer hocam.
sevgili arkadaşlar, biraz önceki İstanbul sürecimizi izlediniz. Hocama çok güzel bir Alfa Romeo Giulia Competizione aldık, geldik. Ama hocamın hala Taycan aşkı bitmiyor. Ya bu bitmiyor işte, hala Taycan var. Zorla sattırdılar yani. Yok doktor adamsın. Ya yok, hocam ben sana dedim ki, profesör olacaksın. Ne işin var Taycan'da? Kenara koyalım dedi. Sana alalım bir tane araba. Otursun hafta sonu gazlarız dedim ama ben. Olmadı, nasip kısmet ama. Hayırlısı, neyse çok güzel bir araba aldım. Aynen öyle. Bir şeyler yapacağız değil mi? Arabamızı, sürprizler geliyor. Tabii ufak tefek detaylar var. Değiştireceğimiz yerler var. İnşallah. Ama ondan önce, şimdi arabamız sıfır. Hemen Sitek Dynoshit'le 10 yıl garantili folyo ile 150 mikron kalınlığında arabamızı komple kaplayacağız ki dışarıdan gelen taş atıkları, işte kuş pislikleri, doğru mu hocam? Aynen öyle. Ufak tefek böyle sürtmeler olmaz inşallah, Allah esirgesin ama ufak tefek böyle sürtmeler, mürtmelere karşı koruyucu olsun diye Sitek Dynoshit'le kaplıyoruz. Şimdi başlayacağız. Hocam arabayı bıraktı. Buyurun devamını artık beraber izleyelim. Competizione şu anda PPF'ine kavuşuyor ve komple bitiyor. Evet, 10 yıl garanti mi? 10 yıl garantili Dynoshit. Dynoshit, Sitek Dynoshit yapıldı. İnci gibi çıkıyor makine. APP'lerimizi taktık. Bayağı güzel oluyor. Hocam güle güle kullansın. Şu üründen kullandık kanka. Tamam mı? Makine gelir gelmez tabii ufak tefek modifikasyon işlemleriyle başladık. Arabaya Aybah'tan 300 santimlik yay sipariş ettik. Sevgili Erdoğan'la şimdi yazlar geldi, yazlar sökeceğiz. Çok önemli bir değişim. Niye söküyorsun? Kromsa siyah da ne? Siyahsa kroma. Şimdi krom yazlarımızı siyah çevireceğiz. Siyahlar şöyle götürelim. Gülya ve Q'dur. Mehmet bunu kırmış. Daha yenisini getirmiş, boş boşuna getirmiş. Siyahını almış. Hocam. Bunu değiştireceğiz. Bir de elimde şöyle bir şey var. Bu da bizim sevdiğimiz hareketlerden. Biliyorsunuz bu arabanın en güzel yanı direksiyonu. Şimdi onu da uygulayacağım ben. Şöyle çok güzel bir ön direksiyon konsepti var. Şimdi şu tuşun üstüne böyle pratik bir şekilde tuş falan değiştirmeden üzerine direkt montajlanıyor. Bu arada selamlama güzel. Arabamız boya koruma yapıldıktan sonra da bayağı güzel oldu. Bununla alakalı arkadaşlar ben size olabildiğince video çekmeye çalışacağım yine arabayla alakalı. Bunları proje videosu yaptık. Yap tabii. Of. Evet, siyah logomuz. Şimdi Q4'ümüzü alacağız buradan. Siyah gelecek. Bu eskiler, kromlar. Mehmetciğim kardeşim, bir tane bundan almışsın sen. Bunu da koleksiyonuna koy. Evet, kromumuz gitti. Şimdi siyah geliyor. Bunu da şurasına birine yapıştır abi. Bunun arası yapışır. Nereye vursan yapışır. He, bu yapışır. Onu gerçi ben şu şeyine he. Parlak kağıt var ya. Onu ona yapıştır. Şununkini de ona yapıştır bak. Q4'ümüz de siyah oldu. Arabaya böyle bir black line, diğer krom ve siyah krom. Mesela egzoz uçlarına kadar siyah bu araba. Bir de jantları da yapacağız. Doğru mu hocam? Jantları karar verdi. Jantları siyah çevirelim. Siyah severiz. Bir dokunalım siyah ya. Bir dokunmamız belli evet olsun. Şimdi engine start stop'u da takalım. Şimdi siyah olan logomuzda. Bu arada kırmızı ama normal kırmızı değil. Karbon fiber kırmızı. Hocam yine para harcamışsınız hocam. Bilmiyorum da. Paraya kıymışsınız. Hocam Alfa var şimdi. Şey evet, demesinler tabii yani. Tellenler kızar hocam. Aynen yaşayacak öyle. Trafo bant var bunun altında. Güzel bir yapı yapmışlar. Tam düzgün bir şekilde yapıştırmak çok önemli bunu. Biraz da hassas bir şey olduğu için tek seferde yapmanız gerekiyor bunu. Evet.
Şimdi quattrofoglio şeyi şu oldu. Şu anda hemen harekete geçti. Bak şu an araba hızlandı. Hemen. Şu an artı 20. Artı, çok güzel oldu, şık oldu. Zaten bu arabanın şu direksiyonunda bir bu kırmızı eksikti bence. Aynen öyle. QF'de quattrofoglio'sunda var. Evet, aynen. Güzel oldu. Eline sağlık. Şunu hocam torpidoya koyuyorum. Koy koy, çok sağ ol. Lazım olduğunda gelin. Aynen öyle. Sağ ol, teşekkürler. Evet, bu arada arkadaşlar videoyu izleyen, yorum yapan herkese çok teşekkür ederim. Eğer kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone olursanız sevinirim. Buna benzer şu arabaların alınma hikayelerini çok fazla çekemiyorum sizlere. O yüzden de bunun gibi videolar gelmesini istiyorsanız da altta yorumlara bir belirtirseniz sevinirim. Görüşmek üzere. Videoyu izlediğiniz için tekrar teşekkür ederim. Love.